söyle. 5. 5. Açalım 5 numaralı mağazayı. Bakalım var mı ağız mı? Ya bundan sonra böyle. 5. Adalarda ak tavuk taş attı. Vuramadık. Oğlan geldi, kız geldi. Bir şahane vuramadık. Sayın Sayın Bakanım. Mahsuru yoksa bir numara da siz söyleyin. 9. Ben diyecektim. 9. 9. Ak bıçak, kara bıçak. Babam dükkan açacak. Ha, babam dükkan açacak. Evlenmeyin bekarlar, maylon kızlar çıkacak. Bir kaymakamı söyleyeceğin sonuç. Evet vekilim. Bir de senin babam. 7 olsun. 7. Ağlarım ben gülemem, gözyaşımı silemem. Sen benim o sevdiğim başka bir şey dilemem. Allah Allah, siyaset şeyi çıktı. Evet, böyle de kullanılabilir, görüyor musunuz? Evet. İşte çocuklar kendi aralarını atışsınlar. Peki hocam, bir de 19 oldu. 19 Çorum. 19 Çorum mu ya? Ak üzümden ak olmaz, kara üzümden bağ olmaz. Osmancık'tan yer sevenin yüreğine yağ olmaz. Hocam bir de 11'i okuyun. Sevgilisin abi. Ben gazeteciyim. Gazetecisin. Aa, o zaman ne yapmış? Değiştirmem lazım. Gazetecilerin dinle düşmemek lazım. Ak kağıt, sarı kağıt. Ağlarım saat saat. Ben orada, ben sen orada, ben burada. Nasıl canım rahat? Bir de 325 okuyabilir misin? İnsan olacağım. Hayırlı inşallah. 325 emekli sandığında Osmanlı okudu. Öyle mi? 325 dedi. Bakalım. Osman hocam. 325 İstanbul hocam. 325. Duvarda ceket asılı, cebinde gül basılı. Benden mani istersen 150 teliz asılı çuval. 150. Hocam bir de 220 lira bakalım. 220. Allah. 220. Yani şimdi dilerim ki Zeki Hoca gitti Osmanlıca'da fal baktı diye. Bu dert beni ağlatır, yarama tuz bağlatır, benden ayrı düşüşüm, ciğerimi dağlatır. Evet. Efendim evet. Şimdi arkadaşlar, yani bu mani her yerde var. Dela ki bunlar Osmanlıca mahalle. Ben bunların bir kısmını, evet de çevdik tarlalarında otuyorlardı. Bacılarımız biliyorsunuz. Ya bana mani söyleyin diyor. Böyle böyle yapıyorlar. Şey, yani utanıyorlar. Ben sonra işin kolayını buldum. Kızlara teyidi verdim. Onlar orada kaza getirdiler hanımları. Mani söylediler. Ben de onlardan falan topladım. Bu maniler çıktı orada. Sen iki de Rezes Şenliklerinde Rahmet Sedat'ın Şahit Şehir Başkan yerleri yaptılar. Oradan da kullanmıştık. Evet. Şimdi maniler derlerim, türküler derlerim arkadaşlar. Atasözleri, efendim lakaplar, aklınıza ne gelirse. Yani yapılacak çok iş var. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine güç bulacaktır diyor ya. Ecdadı tanıtmak hepimizin boynunun borcu. Ecdadın sağcısı solcusu olmaz. Alevisi sünnisi olmaz arkadaşlar. Kültür bizim kültürümüz. İnsan bizim insanımız. Hiçbir ayrım yapmaksızın buna sahip çıkmak durumundayız. Benim teklifim bunları yapalım. Bir de diyorum ki bir Osmancık ansiklopedisi yapalım. Osmancı yeraltı, yer üstü, havası, suyu, insanı, giyimi, kuşamı, yeme, bağları aklınıza ne geliyorsa hepsi içinde olsun. Tarihi yetiştirdiği adamlar. Efendim bu bir emek ister, zaman ister. Yapalım mı? Yapalım. Demokrasi, demokrasi, efendim oy çokluğu demek. Evet, bir Osmancı ansiklopedisi yapalım diyenler el arası. Yapalım. Valla Sayın Başkan, demokrasi böyle diyor. Vekilim de burada. Demokrasi vazgeçilmez. Bizimiz. Hocam burada katliyadan bahsettim. Evet. Benim çocuk oldu ki de katliyede yer üstü var. Benim mahallemde. Tamam ya işte. Kadriye başka. Kadriye başka bu Kadriye. Kadriye başka arkadaşlar. Kadriye doğru. Kadriye başka. Aşık Kadriye. Abdülkadir Uslu. Adı Abdülkadir Uslu. Abdülkadir Uslu içi evlenmiş. Ben Çorum'da bir sempozyuma gelmiştim. Bildir Festivali bünyesinde yapılan bir sempozyum. Aşık Kadriye ile ilgili bir bildiri sundum orada.
Sempozyumdan sonra birisi geldi dedi ki ben Aşık Adıyan'ın oğluyum dedi. Sonra babasından iki tane şiir verdi. Efendim sonradan öğrendim ki Aşık Adıyan iki evli. Efendim torunlarından birisi de Osmancık Belediyesi'nde çalışıyordu. Efendim ben onunla beraber gittim dedesinin kabrine. Dedesinin kabrine gittim, fotoğrafını da çektim. Fakat o bana anlatmadı. Dedemin kabri bura dedi ama ben sonradan öğrendim ki eski mezarlık taşınmış. Eski mezarlık taşınmış, mezar orijinal mezarı değil. Orijinal mezarı değil. Efendim yani yapılacak çok iş var arkadaşlar. Yapılacak çok iş var. Demokrasi denen. Efendim oylamada yaptık. Bir Osmancık nasıl göbelisi hazırlayacağız. İnşallah. Hocam sizin bir Osmancık tarihini ya onlar şimdi Neşel. Bu kitap da Osmancık Belediyesi'nin yayınladığı ilk kitap. Osmancık Belediyesi ilk defa bu kitapla yayın hayatına başladı. Efendim şimdi bu kitabı ben hazırladım. Belediye Başkanı sünnet merasimine dağıttı. Koyunbaba Türbesi'nin önünde. Aldılar kitabı bizim vatandaşlar. Orada arazide ya. Herkes kitabı aldı. Üzerine oturdu. Ben de gözlemini yap şimdi. Ne yapacaklar diye. Merasim bitti. Kitapların çoğu orada kaldı. Bedava para verselerdi götürürlerdi. Ama velakin bedava olduğu için götürmediler. Arkadaşlar bu kitabı niye hazırladık? O zaman Osmancık Belediyesi için. Efendim bize Ziya Gökalp hep anlatıyorlar. Ziya Gökalp Türkçü. Akif'i anlatıyorlar. Akif İslamcı. Benim de çok zoruma gidiyor. İnsanları böyle şeye ayırmak. Birine Türkçü, birine İslamcı, birine komünist, birine faşist. Ya niye böyle diyoruz arkadaş? Hepsi bunlar bizim. Sonra baktım ki Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy ne kadar İslamcıysa Ziya Gökalp o kadar İslamcı. Ziya Gökalp ne kadar Türkçüyse Mehmet Akif Ersoy o kadar Türkçü. Bu kitaba ben özellikle Ziya Gökalp'ın çocuklar için yazdığı İslamcı diye nitelendireceğimiz şiirlerini aldım. Okuyayım içlerden bir tanesini. Okuyayım. Çocuk duaları. Ziya Gökalp'ın şiiri. Her sabah erken uyanırım ben, derin gönülden elhamdülillah. Bülbüller sazda, güller niyazda, derin namazda elhamdülillah. Bunu bizim imamlar söylüyor. Bülbüller sazda, güller niyazda, derin namazda elhamdülillah. Bunu ilahi olarak söyleyenlere deseniz ki ya bu Ziya Gökalp'ın şiiriymiş, Allah Allah derim. Yani efendim açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Şimdi ilk şiir böyle iki tane resim yaptırdım. Resimleri de özel çizdim. Yüce Tanrım senden bir ricam var, yurdun mesut olsun, yuvan bahtiya. Efendim bu Ziya Gökalp'ın bir şiiri. Bunu almış o zamanki Osmanlı'daki bir iki kardeşimiz. Demişler bu çocuğun kızın başı açık burada. Ya çocuk arkadaşlar. Çocuk. Allah'ın müsaade etmediğine, müsaade etmeyecek kadar tövbe Allah'a sığa. Allah mısınız ya? Yani Türk'ün tekbiri, şia. İlahi. Ha, Türk'ün tekbiri. Kaynaştı hanlar, kanlar, anlaştı hanlar, birleşti canlar. Allah'a bekler, elillahi ham. Efendim tevhid. Son şeyini okuyayım. Bir göz ki Yezdan odur, millet o, vatan odur, öf, icma, Kur'an odur, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Ezan, namaz. Ziya Gökalp'ın şiirleri. Niye biz Ziya Gökalp tarafını anlatmıyoruz? Evet, niye anlatmıyoruz? İşimize geliyor, birilerinin işine geliyor bizi gruplara, kamplara ayırmak. Aynı oyunlar her gün tekrar edebilir arkadaşlar, tezgahlanabilir. Onun için çok dikkatli olmamız gerekir. Efendim bu hassas yerlerden, noktalardan bir tanesi de Çorumlu. Onun için çok uyanık olmamız lazım. Efendim evlatlarımıza hak ve hakikati anlatmamız lazım. Evet, Koyunbaba kitabını da yazdım. Koyduğum son şiirle bitireyim. Konuşmamız, sorusu olan arkadaşlar varsa sorulara da cevap verelim. Ha buldum. Kadriye Ağa'nın fotoğrafını, Kadriye Ağa'nın fotoğrafı şu. Şu Kadriye Ağa, Koyunbaba menakıbnamesini okuyor. Yanındaki nerede? Kimmiş? Koyunbaba Türbesi, Revat'ın yapısının önünde. Soldan sağa Mehmet Akman, çocuk. Şu Mehmet Akman, buradan Mehmet Akman.
Duruyor daha sağ. Sağ değil mi? 90 yaşında. Efendim güreşe de meraklıydı o. Bir ara bizde evet. Güreş yerlerde, bir iki yerde güreş at yarışlarına da meraklıydı. Evet oradan tanıyor. Yanındaki de Şemsettin Akma. Büyük ihtimalle oğlu. Babası. Hemen babası. Hemen diyeyim. Abdülkadir Uslu, Mehmet Işık öğretmen. Şunlardan birisi de Mehmet Işık. Kimse bilmiyorum ama Mehmet Işık. Yani burada. Mehmet Işık yazıyor. Faruk Şahin. Evet. Bir dakika soru sorma. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kitabı almadığım Koyun Baba ile ilgili bir iki şey daha var. Onları da söyleyeyim. Şimdi bir şeye niyet ettikten sonra bunun peşini bırakmamak lazım. Ben Koyun Baba kitabı yaptım deyip orada bırakmadım. Bu kitaptan sonra Yozgat'ta bir Koyun Baba bu. Bu kitabı yayınlamıştım. Kayseri'de kitap yayınladık ya, ben Bulgaristan muhaciriyim ama ailem Kayseri'de oturuyor. Abime, kardeşlerime de götürdüm, kitapta ne diyeyim. Bacımın evinde yatıyor, diğer döşeğimde. Efendim, kitabı da vermişim onlara. Rüyamda, efendim Koyun Baba, kalk diyor bana. Ya Koyun Baba'nın tipini bilmiyorum. Ama birisi bana kalk diyor. Ne var diyorum, koca kitapta bana yer mi bulamadın diyor. Dedim nasıl yer bulamadın, senin için kitap yap. Rüyamda konuşuyor. Kitap yaptın ya diyor. Yok diyor, kitapta ben yokum diyor. Allah bir ter bastı. Uyandım heyecanla. Evet sabaha karşıymış. Evet kalktım. Abdest aldım, namaz kıldım. Diyorum ben ne yaptım? Kim bu Koyun Baba? Neyin nesi? Niye ben burada yokum diyor. Evet bir yanlış bir şey mi yaptık diyor. Allah dostum çarparım. Adam arkadan. Evet neyse. Sabah olunca sordum bacıma. Ya bacı böyle böyle dedim. Burada bir Koyun Baba falan filan. Ben bilmem dedi. Komşulara sorardı. Sonra bir tanesi dedi ki ya burada dedi. Esenler mahallesinde Koyun Baba dedikleri bir türlü var sanki dedi. Efendim araba tuttum gittim oraya. Divanlı Dağ'ın eteğinde, Kayseri'nin Divanlı Dağ'ın eteğinde bir burada bir yer var, türdeydi. Efendim dediler ki bu kime? İşte herkes bir şey söylüyor. Sonradan öğrendim ki Koyun Baba. Aynen buradaki Koyun Baba ile ilgili anlatılar aynen orada var. Sonra bir Allah dostu, zengin bir müteahhit kardeşimiz, efendim o Koyun Baba türbesine sahip çıktı, orayı restore ettirdi, etrafını ağaçlandırdı. Şimdi gidip ziyaret edebilirsiniz. Bakın bu kitap öyle bir şeye sebep oldu arkadaşlar. Sonra Edirne'de bir Koyun Baba. Evet İstanbul'da var Fatih'te. Hatta hanımı, Profesör Doktor Erel Güngör'ün hanımı Şeyma Hanım. Evet Şeyma Güngör, Fatih'teki Koyun Baba ile ilgili bir çalışma yaptı. Fatih bu kitapta var, oradan yazdım Fatih'te Koyun Baba. İtalyan arkadaşlar, bu kitaba koydum ben. İtalyan bir tanesi Koyun Baba resitali besteler. İnternette girin dinleyin. Sadece müzik, ses şey yok. Söz yok. Koyun Baba resitali. Bu yaz hatta onun şeyini de koydum. Efendim şeyini. Ha burada bu kitapta Osmancıklı bazı kardeşler o zaman bana kızdılar bu kitaptan dolayı ama benim bir günahım yok arkadaşlar. Efendim kapıda arkadaş burada değil mi? Sizin kapıdan aldım onları. Devletin evrağı yasak belki ama. Şimdi bunlar kapıda Koyun Baba vakfının arazileriyle ilgili mahkeme tutanakları. Evet bu. Evet mahkeme tutanakları. Şimdi bu arazilerin büyük bir kısmı Koyun Baba vakfının. Tabi vatandaş ekip biçiyor da şimdi. Ben bunları araştırırken bazı vatandaşlar demişler ki bu hoca bunların aslını çıkaracak, arazileri bizden alacak. Ya benim Osmanlı'da ne siyaset yapmam şansım var, ne buraya gelir. Ya ben bir araştırmacıyım, yani merak edip araştırıyorum. Koyun Baba Vakfı'nın çok geniş arazileri var arkadaşlar, biliyorsunuz. Koyun Baba, efendim Sarmaz, Kaldık, Köpeklerine Yavruk demiş, Fatih'de, efendim Yıldırım'da, bilmem maceralar falan filan. Koyun Baba'nın Romanya'da bir Koyun Baba bulduk, Baba Dağı'da. Romanya'da bir Koyun Baba. Şey, Makedonya'nın Kalkan Deler'ine bağlı Şıklavisa köyünde bir Koyun Baba var. Şıklavisa ve Koyun Baba'yı tespit ettim. O zaman iç savaş vardı arkadaşlar. Balkanlarda iç savaş vardı 90'lı yılların başında. Gidemedim türbenin olduğu yere. Sonra askeri bir araçla bir gece beni götürdüler. Efendim fazla kalamadık. Bir iki fotoğraf çektik. Gördüm ama daha sonra gidince orada gerekli araştırmaları yaptım.
Makedonya'daki koyun baba için anlatılanlar buradaki koyun baba için anlatılanlarla aynı. Çok enteresan. Hocam çok özür diliyorum. 73 yılında Boğaziçi'nde görev yaparken bir Japon profesörden koyun babanın ve köprünün tarihi dinledi. Evet. Japon profesörü anlattı. A'dan Z'ye. A'dan anlat. Şimdi bu koyun baba o zaman şu abla gel. En son bir koyun baba merakınamesi daha buldu. Onun için şey yaptım buraya da. Bunu da kim olduğunu sordum söyleyemediler. Şeyh Ömer Fevzi'nin bunlar eseri. Şeyh Ömer Fevzi'nin koyun baba türbesinde şeyh olduğunu yazıyor bu şiir. Ama bu Şeyh Ömer Fevzi'nin kim olduğunu bulamam. Şimdi koyun baba Hacı Bektaş Veli'nin halifesi. Bunda efendim şüphe yok gözüküyor. Hacı Bektaş Veli'nin kimliği konusunda herkes bir şey söylüyor ama hakikat istiyorsanız arkadaşlar hakikat bunlar Yesevi demişler. Yesevi'nin dışında bir Alevilik ve Bektaşilik anlatısı varsa bunun efendim yalan yanlış olduğu kesindir. Açık ve net söylüyorum. Bunlar Yesevi dervişleridir. Efendim Sünnilikle ilgili anlatılar da Yesevi'nin Türklere Türkçe anlattığı İslam'ın dışında bir şey anlatıyorlarsa onlar da yalan yanlış söylüyor. Yani içerisinde hurafe var. Yesevi anlatısı süzgeçten geçirilmiş, hakikaten Kur'an'ı özümsemiş bir anlatıdır. Ona göre şey etmek lazım. Bu koyun baba tekkesi, tekkeler ve zaviyelerle ilgili Osmanlı'da da bir takım şeyler var biliyorsunuz. Bu şeyler Türkmen açılır kapılar Şah'a gidelim diye başlayınca Anadolu'da Türkmen üzerine asker sevk ediyor. Efendim niye Türkmen açılır kapılar Şah'a gidelim diyor. Şah İsmail Hatay'ı Türkçe yazıyor İran'da. Efendim Şah İsmail Hatay'ı Türkçe yazıyor. Bizim halifeyi Ruhi Zemin Efendimiz aynı zamanda padişahımız Yavuz Sultan Selim Farsça yazıyor. Şimdi siz olsanız arkadaşlar gerçekçi düşünün. İngilizce yazan birini mi ezberlersiniz, Türkçe yazan birini, Farsça yazan birini. Dolayısıyla halk Türkçe yazanı ezberliyor. Ve Türkçe yazanı sazıyla çalıyor. Saraydaki devşirmeler, dövmeler diyorlar ki bak Anadolu efendim açın kapıları Şah'a gidelim diye Türkiye yapıyor diyor. Efendim dönmeler istemiyor Türkmen'i, sarayda istemiyor, ordunun içinde istemiyor Türkmen'i. Efendim onun üzerine, Türkmen'in üzerine asker sevk edince efendim Türkmen tekkelerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Tekkelere şey atıyor saray. Ve tekkeler de şeyler el değiştiriyor. Hacı Bektaş Veli dergahını asıl çizgisinden dışarıya çeken adam Sersem Ali Baba. Sersem Ali Baba Mahi Devran'ın erkek kardeşi. Kanuni'nin hanımı Mahi Devran'ın kardeşi. Sersem Ali Baba Türkçe bilmiyor. Server Ali Paşa. Server Ali Paşa. Birdenbire rüyamı görürse devriş oluyor. Tekkeye şeyh olarak atanıyor. Sersem Ali Baba'nın Hacı Bektaş Veli'yi ziyarete giderseniz gidin bence gitmeyenler için. Hacı Bektaş Veli'yi ziyarete gittiğinizde türbeye inerken şöyle inerken sol kol üzerinde bir yükselti var merdivenlerin yanında. Sersem Ali Baba'nın kabri orada. Ama aynı Sersem Ali Baba'nın bir kabri de Arabati Baba tekkesinde, Kalkandere'de. Yani iki yerde aynı bizim Yunus gibi. Hacı Bektaş dergahını bugünkü anladığımız anlamda çizgiden çıkartan Sersem Ali Baba. Hemen Koyun Baba pek çok yerde var. Koyun Baba dergahına zaman içerisinde Nakşi Şeyhler de atanmış. Hatta işte bu en son bulduğum bir Menakıbname'nin 6. dörtlüğünde diyor ki Tarik'in kadiri neslin peygamber. Ravzanda kokuyor mis ile amber. Hesaba gelmedik var sende hüner. Erenler içinde nur koyun baba. Şimdi bu Menakıbname'nin yazıldığı süreçte tekkenin şeyhi Şeyh Ömer Fevzi. Efendim bu Şeyh Ömer Fevzi'nin kim olduğunu ben bulamadım. Eğer Osmancıklar biliyorlarsa, söylerlerse, efendim bulursak iyi olur. Evet. Anlaşılıyor ki bir tane koyun baba yok. Koyun babalılar var. Evet. Yani koyun baba ocağı var. Hacı Bektaş Veli ocağı gibi.
Efendim koyun baba ocağı var. Boyabat'ta bir koyun baba var burada yakında. Yani Sinop Boyabat'ta. Evet. Efendim bu kitabın sonuna yazdığı, koyduğum bir şiirle derin bitireyim. Müsaade ederseniz. Önce bir şey okuyayım. İncidendir, incidendir. Hep sözlerim incidendir. Kimi gam giderici, kimi öz incidendir. Bir daha okuyayım. Ne demek istediğimi de anladınız herhalde. İncidendir, incidendir. Hep sözlerim incidendir. Kimi gam giderici, kimi öz incidendir. Ola ki benim sözlerimden incinmiş olabilirsiniz. Ben incinesiniz diye konuşmadım. Özümden gelen, efendim, inancımın süzgecinden geçirdiğim şekilde inci taneleri sunmaya çalıştım size. Eğer incinen olduysa özür dilerim. Kimseyi incitmek diye bir derdim yok. Efendim, istiyoruz ki kardeşliğimiz daim olsun. Yani burada Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu'nun bir şiiri bulacağım, okuyacağım size. Ama burada bununla ilgili de bir bilgim yok, bunu da biliyor iseniz. Efendim bu Osmancık'la ilgili çok eski resimler var bu kitapta. Gazeteciler yayınlıyorlar, bak telif hakkı var. Söylüyorum bak telif hakkı, bak yemeğe veririz. Efendim 5.000 sayılı telif hakkı dağımına göre. Buradan alıyoruz, yayınlıyoruz. Demiyoruz ki Yazık Hoca'nın şu kitabından aldık diye. Efendim, ben lan fotoğrafım kaynağı yok, yazıyor burada. Şimdi neyse, o işin latifesi arkadaşlar. Hamle hizmeti gel gece yayınlayabilirsiniz. Bu tekkenin son şehrinin fotoğrafı. Tekkenin son şehrinin fotoğrafı. Efendim, kimse bilmiyorum artık, efendim şey diyorsanız. Hocam, tekkenin son şehri, Mehmet Akman'ın babası. Olduğunu iddia ediyor Mehmet Akman. Şimdi Mehmet Akman'ın babasıysa ben size şunu söyleyeyim. Tekkenin son eşyaları orada öyleyse. Efendim son eşyalar orada öyleyse. Son eşyalar ne biliyor musunuz? Efendim tekkenin bir şey tası var. Hamam tası değil. İçerisinde ayetleri, hadisleri. Efendim de şifa tası. Efendim tekkelerde meşhur bu. Şifa tası. Büyük ihtimal o zaman Akman'da bu. Şifa tası. Tekkenin orijinal eşyaları o zaman son şehri olması lazım diye düşünüyoruz. Efendim, Köprülü Kitabesi, arkadaşlar kitabenin altında Türkçesi diye yazıyor. Efendim Türkçesi diye kitabe Türkçe, Arap harflerinden latinize edilmiş demek lazım. Yani bizim dilimiz Türkçeydi. Dün de Türkçeydi, bugün de Türkçe, yarın da Türkçe olacak arkadaşlar. Efendim, Türklerin bir tek dili var ve bir tek dili var. Türk dilinde başka dil var diyenin başka bir emeli var arkadaşlar. Şair ne güzel diyor. Deme bana Özbek, Kırgız, Kazak, Osmanlı, Türk'üm bu at,